Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bugün Türk siyasi yaşamında önemli noktalarda bulunan birçok liderle birlikte çalışmıştır. Hemen herkesin onunla ilgili anıları, düşünceleri var. Siyasi partilerin liderleri ülkenin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde Turgut Özal'ın başlattığı reformların bir an önce hayata geçirilmesi görüşünde birleşiyorlar. Liderlerin Türk siyasi tarihine damgasını vuran Özal'la ilgili düşünceleri ise şöyle. Biz geldik, gidiyoruz. Türkiye'yi, geleceğimizi bu aslan gibi gençliğimiz yönetecektir. Genç kızıyla, delikanlısıyla, batılı gençler gibi bilgisayarla, yetişen çocuklarımızla. Türkiye'nin son 10 yılda gerçekleştirdiği büyük değişimi anlamadan, rahmetli Özal'ın fikirlerini anlayabilmek mümkün değildir. Ama bunun tersi de doğrudur. Yani Sayın Özal'ın fikirlerini kavramadan, onları doğru yorumlamadan Türkiye'nin bu son 10 yılda gerçekleştirdiği değişimi anlayabilmek de mümkün değildir. Türkiye'nin geçtiğimiz 10 yıl zarfında gerçekleştirdiği değişim belli başlı iki noktada odaklaşmaktadır. Birincisi, artık sistem tercihlerini bir yana bırakmak, karma ekonomi modelinden, devletin ağırlıklı olduğu bir ekonomik modelden, bugün bütün dünyanın üzerinde uzlaşmaya vardığı serbest piyasa ekonomisi modeline hakim kılmaktır. İkincisi ise kendi içine kapanmış, dünyadan tecrit olmuş, kendi başarısını kendi ölçüleriyle ölçen kapalı bir ekonomi olmaktan çıkıp, dünyayla entegre olan, kendi başarısını uluslararası ölçülerle ölçmeye başlayan, dünyayla yarışan açık bir ekonomi modeline geçmektir. Aslında bu iki değişimi aynı zamanda uygulayabilmek, demokratik bir sistem içerisinde onu uygulayan kadrolar için fevkalade riskli bir iştir. Rahmetli Özal ilk defa 1980 yılı başında bir bürokrat olarak başlattığı bu değişimi 1983 yılında siyasi koşulların değişmesiyle Anavatan Partisi'nin kuruluşuyla birlikte bir siyasi çerçeveye, bir parti programına oturtma imkanını bulmuştur. Bugün rahmetli Özal'ın başlattığı bu değişimin kaçınılmaz uzantısı olan bazı uygulamaları hayata geçirme yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. Öyle bir an gelir ki millet menfaati için milletin gündelik beklentilerinin dışına hatta karşısına çıkarsınız. İşte icraatta devrimcilik budur. Reform mahiyetindeki kanunların esas anlamı budur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ben kendisini karşılamaya ve uğurlamaya devam ettim. Belki onun da vermiş olduğu bir sıcaklıkla gerek başbakanlığı sırasında gerekse daha sonra Cumhurbaşkanlığı sırasında çok özel bir ilgi göstermiştir bana. Beni her gördüğünde Ankara ile ilgili bir düşüncesini ya söylemiştir ya bir eleştirisini söylemiştir. Ya şuna dikkat et demiştir. Hatta karşılamaya gittiğim zamanlar o sıralarda bir susuzluk sıkıntısı vardı. Hep barajlardaki su düzeyiyle ilgili bilgi verildi uçak alçalırken. Barajlara bakarmış ve indiği zaman da bana bilgi ver, merak etme barajların su düzeyi iyi diye. Dostça bir ilişkimiz oldu. Peki sizce Özal'ın Türkiye'ye katkıları en çok hangi noktalardı? Bir siyasi eski Cumhurbaşkanımızın ölümünün birinci yılında bir siyasi değerlendirme yapmaktan çok kendisiyle ilgili anılarımı anlatmayı tercih ederdim. Onları anlattım. Kuşkusuz Türkiye'ye katkıda bulunmak için çalışmış bir devlet adamımızdı. Başbakan olarak da, Cumhurbaşkanı olarak da. Çok yeni yaklaşımlar sergilemiş. Alışık olmayan düşünceleri iç politikada da dış politikada da ortaya koymuş bir devlet adamıydı. İleriye gitmenin tek şansı, gitmişlerin tek şansı, büyük ülke olmanın tek şansı birlik ve beraberlikten geçer.
rahmetli Özal'ın ülkemize yaptığı en hayırlı hizmetler arasında her zaman ifade ettiğimiz husus, Türkiye'de inanan insanlara yapılan zulmü ortadan kaldırmakta, insan hakları, düşünce, fikir ve inanç hürriyetine sahip medeni bir ülke haline gelmemizde büyük katkısı olmuştur. Çünkü 163. madde, 141 ve yok 142. madde gibi insanları düşüncelerinden ve inançlarından dolayı zulme tabi tutan maddelerin kaldırılmasına öncülük yapmıştır. Bu itibarla diğer hizmetleri arasında bilhassa bu hizmetini her zaman takdirle yad ederiz ve kendisini rahmetle anıyoruz. Vatan bir bütündür. Vatandaş bir bütündür. Devlet bu bütünlüğü korumakla mükellef en yüce kavramdır. En yüce kurumdur. Rahmetli Özal, Türkiye'de son yıllarda yetişmiş en önemli devlet adamlarından birisi, belki de en başta geleniydi. Maalesef ülkemizde kahti rical var, yani devlet adamı yokluğu var. Özal ömrünü devlette ve millete hizmet yolunda çok değişik sektörlerde çalışarak geçirmişti. Ekonomi politikası yepyeni bir politikaydı. Birçok kimse onu sadece 24 Ocak'tan hatırlar. Halbuki Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak çalıştığı 1960'lı ve 70'li yılların başında da ekonomiyle ilgili çok önemli işler başarmıştı. Mesela Ağustos 1970 devalüasyonu büyük ölçüde onun emekleriyle gerçekleşmişti ve 1970'li yılların başında 77 yılına kadar devam eden başarılı gelişmelerde onun bu istikrar tedbirlerinde önemli ölçüde rolü var. Biz geldik, gidiyoruz. Türkiye'yi, geleceğimizi bu aslan gibi gençliğimiz yönetecektir. Genç kızıyla, delikanlısıyla, batılı gençler gibi bilgisayarla yetişen çocuklarımızla. Rahmetli bunları demokratik düzen içerisinde yaptı. Rahmetli diktatör değildi. Ve demokratik düzen içerisinde Türkiye'de yanlış ekonomik reform değil, yalnız siyasi değil, sosyal bir değişmeye de yönelik oldu. Bugün yeni yetişen bir gençlik var. Ben onlara Özal gençlik diyorum. Hepimizden daha iyi. Dünyaya umutla bakıyorlar. Dünyayı bilen bir gençlik. Yani Türkiye'nin sınırlarıyla kapalı bir yerde duran bir gençlik değil. Bu gençlik, bizim umudumuz bu gençliktir. Özal'ın gençliği diyorum ben. İnşallah Türkiye'nin istikbalini de onlar alıp götüreceklerdir ama bir yerde rahmetlinin yaktığı o meşaleyi bu kritik dönemde, bu kriz döneminde yanık tutmak da bizim boynumuzun borcudur. Tekrar bu kriz dönemi geçtikten sonra inşallah biz o meşaleyi alevleriz. Ondan sonra zaten gençlik alıp götürür. Benim umudum budur.